Demek buradaydınız. Ben de sizi arıyordum. Yine mi sen? Evet, yine ben. Bu sefer benden kaçamayacaksınız. Köşeye sıkıştın Arzu. Her şeyi hatırladığını biliyorum. Hayır. Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Yemin ederim hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu adamla iş ortaklığı yaptığını biliyorum. Elif nerede? Neden bahsettiğini bile bilmiyorum. Benimle oyun oynama. Her şey senin başının altından çıkıyor. Elif'i kaçırtan da sensin. Kimden bahsediyorsun? Elif'i kaçırdığını inkar etme. Sakın. Yok öyle bir şey. Bak, bu adamın da burada ne olduğunu da bilmiyorum. Haradaydım. Sesleri duydum, buraya geldim. Yalan söylüyorsun. Elif'in sesi kaçırdınız. Hayır. İkimizin de bu işle bir alakası yok. Zeynep'e de söyledim. İstemeden oldu. Bana namal okuma. Elif'e ne yaptınız? Şimdi nerede? Her şeyi anlatacaksın. Yoksa sizi gebertirim. Anladın mı? Gebertirim. Arzu, git buradan. Git. Ortamda gittiğine göre bana her şeyi anlatacaksın. Her şeyi. İşte böyle Arzu Hanım. Ölümle yüzleşmek nasılmış? Merak etme. Ben katil değilim. Seni öldürmeye hiç niyetim yok. Ama yemin ediyorum ölmediğine pişman olacaksın. Herkes senin ne kadar adi, ne kadar şerefsiz bir mahluk olduğunu sen hayattayken görecek. O görüntüleri Kenan'a vereceğim. Sana vereceğim en büyük ceza hayatta kalmak. Sahip olduğun her şeyin tek tek kaybedişini izleyeceğim. Sefaletle, acı içinde kıvranlanıyorsun. Bunların hepsini ödeyeceksin Melih. Hepsini. Tek tek. Bak, son kez soruyorum. Elif nerede? Bilmiyorum. Yemin ederim, benim bir suçum yok. Elif'in içeride olduğunu bilmiyordum. İstemeden oldum. Yalan söylüyorsun. Hayır. Elif'e zarar verecek olsam hastaneye niye götüreyim? Hem Zeynep'e de ben haber verdim. Ulan madem kötü bir niyetin yoktu, bütün gece niye haber vermedin? Niye o kadar sessiz kaldın? Korktum. Ama ona bir zarar gelsin istemedim. Elif'i kim kaçırdı?
Senden tek bir isim istiyorum. Arzu mu yaptı? Kimi koruyorsun? Söyle! Halam. Ama nerede? Bilmiyorum. Aferin. Uslu bir kızsın Leyla'm sen. Beni hiç üzmezsin. Hatırladın mı? Ben size kahvaltı hazırlardım. Abinle siz şurada yerdiniz. Sonra ana kız burada diz dize otururduk. Ben sana masal anlatırdım. Sen kucağımda uyuyiverirdin. Hatırladın değil mi? Hatırlamadın mı? Nasıl hatırlamazsın? Geçirdiğin kazadan değil mi? Ah canım benim. Bakayım, acıyor mu? Merak etme. Ben seni iyi edeceğim. Hep beraber olacağız, tamam mı? Dur. Şurada ıhlamur vardı. Ben şimdi sana kaynatıveririm. İçine de bal koydum mu mis. Hiçbir şeyin kalmayacak. Hemen iyileşeceksin. Hep beraber olacağız. Kalmamış. Ben gidip kuyudan çekeceğim. Merak etme, beni bekle burada, tamam mı Leyla? Gelince sana ıhlamur yapacağım. Hiçbir şey kalmayacak. Hiç ayrılmayacağız. Uydu. Biraz olsun dinlenir bari. İlaçlar işe yaradı demek. Çok zor. Allah onun da Elif'in de yardımcısı olsun. Hala aklım almıyor ya. Ya kabus gibi. Selim nasıl çıkacağız biz bu durumun içinden? Bilmiyorum Zeynep. Ama bir yolunu bulacağız. Böyle elimiz kolumuz bağlı kaldık. Ya biz burada böyle otururken Elif'in başına kötü bir şey gelirse? Allah'ım sen onu koru. Zeynep, yapma böyle ne olur. Bak, biz kötü şeyler düşünürsek kimseye bir faydamız olmaz. Selim haklı Zeynep. Ulan Meysel, şu haline bak be. Yıllar sonra liseli bebelere çevirdi kadın sana. Canım, aşık olmanın da yaşım olurmuş ya. İyi oldu, iyi oldu. Güzel oldu, pek güzel oldu. Fenalık geçireceksin bana. Ya iki saattir ne diyorum ben sana? Bitti diyorum, bitti. Daha ötesi yok, anlamıyor musun? Of, sonra? Saçma sapan konuşma. Bu yaşıma gelmişim, bu saatten sonra kimseye hesap verecek değilim. Bana Manolya falan deyip durma. Manolya öldü, anlıyor musun? Öldü. Arzu Hanım, neredesiniz siz bunca saattir? Ama bakın. Böyle olmaz Arzu. Biz sizi çok merak ettik. Bir daha haber vermeden çıkmayın, tamam mı? Tamam Gonca. Çok düşüncelisin.
bunların hepsinin hesabını soracağım. Hepsinin. Arzu Emiroğlu'na yaptıklarınızı burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Görürsünüz. Ben gidiyorum Zeynep. Gidiyor musun? Burada böyle hiçbir şey yapmadan durmak istemiyorum. Yengemin bu olaylarla bir alakası var mı yok mu diye düşünüp duruyorum. Olabilir mi diyorsun? İyi de kadın hasta, hiçbir şey hatırlamıyor diyordun. Bilmiyorum Zeynep. Bilmiyorum ama öğreneceğiz. Bu arada aklım burada kalacak. Sen merak etme, ben de buradayım. Bir şey olursa mutlaka haber veririm. Tamam, sen de dikkat et. Görüşürüz. Melek nasıl acaba? Ne durumda? Elif'i bulmalıyım. Bulmalıyım. Vallahi Tülay Hanım, yani nasıl söyleyeyim, sizi görünce bende ne dert kalıyor ne tasa. Resetliyorum bir nevi yani. Ay ne mutlu o zaman bana. Vallahi her gün iş iş, arabanın biri gidiyor biri geliyor. İstanbul insanı yoruyor Tülay Hanım. Herkes böyle bir gergin, mutsuz, ya güler yüze hasretiz. Değil mi? Oraya var ya, ilk defa güneş siz teşrif ettiğiniz gün doğdu. Veysel Bey, içinizde bir şair saklı sanki. Söyleyene değil efendim, söyletene bakınız. Siz yokmuşsunuz siz. O zaman o güneşin daha sık doğması için bizim de daha sık görüşmemiz lazım. Tabii tabii. Lazım tabii. Tabii işlerinizden güçlerinizden zaman bulabilirsiniz. Vakit bulmak ne demek efendim? Yaratırız. Ama ben sizle bir işi beceremiyorlar. Geçen gün ilk defa erken gideyim eve dedim. O da ne? Eve bir girdim. Zırr telefon. Patron, sensiz yapamıyoruz. Acil gelmen lazım. İşler karıştı. Veysel Bey, sizi çok mu yoruyorlar? Ne demezsiniz Tülay Hanımcığım? Ya patron olmak zor tabii. Tülay Hanım? Aç mısınız efendim? Yok, pek değilim aslında. Valla bak doğru söyleyin kırılırım. Aç mısınız? Ne seversiniz? Bilemedim şimdi. Hadi o zaman gidiyoruz. Size çok güzel bir şey yedireceğim. Spesiyel. Veysel Bey, durun, nereye gidiyorsunuz öyle? Kalkın efendim, kalkın. Gidelim şöyle güzel bir şey yiyelim. İyice bir doyalım. Vallahi çok hoşsunuz. Yine yoksa o midyelerden mi? Benim hayatımda tekrara yer yoktur Tülay Hanımcığım. Beni tanıdıkça daha iyi anlayacaksınız. Buyurun efendim, Lady'ler önden. Peki o zaman. Önce senden başlayacağım. İntikamımın ilk halkası sen olacaksın. Sana vereceğim en büyük ceza hayatta kalman. Sahip olduğun her şeyi tek tek kaybedişini izleyeceğim. Artık çok geç. Bütün yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Arzu Emiroğlu. Sen burada mıydın? Evet canım.
Ne arıyorsun? Bir şey mi oldu? Bilgisayarımın şarjını bulamıyorum. Allah Allah. Çalışma odanda görmüştüm sanki. Yok orada. Tuğçe almış olamaz değil mi? Ay yok sanmam. Çalışma odana bir daha bak istersen. Baktım yok orada. Olsaydı görürdüm değil mi? Bu da kim ya? Kardeş. Kardeş. Neyin var? Ne oldu sana ya? Allah Allah. Beni duymuyor ya. Hemen Kerem'e haber vereyim ben. Hemen buradan toz olmam lazım. Nereye gider ki anlamıyorum. Oturma odasına baktın mı? Orada hiç kullanmadım ki. Efendim Hasan efendi. Kusura bakmayın Sera'da sizi göremedim. Onun için telefonla arıyorum. Estağfurullah. Hayırdır bir sorun mu oldu? Harada yaralı bir adam vardı bayrın yatıyordu. Nasıl? Ne demek yaralı bir adam var? Vallahi birkaç sefer dürttüm. Kendine gelmedi. Korktum. Ben de sizi aradım. Tamam. Geliyorum hemen. Ne olmuş? Bilmiyorum. Arada yaralı bir adam varmış. Bakıp geliyorum ben hemen. Allah kahretsin. Görecek Erkut. Vallahi bayılıyorum bu Meret'e ha. Zararlı mararlı diyorlar ama kim diyorsa yalan. İlaç bu, ilaç. Koçum baksana ya. Bize şöyle turşu biber falan ver bol bol. Ha esirgeme ya. Afiyet olsun. Keşke size de yarım söyleseydik Tülay Hanım ya. Böyle çeyrekte doymayacaksınız ki. Sağ olun bu bana kafi. Öyle sakat atla pek aram yok zaten. Yılda bir iki kez yerim. Aa. Sakat at yenmez mi ya? Aşk olsun. Alışık olmayınca. Eyvallah birader. Ama bak, bunu biz söylemeden getireceksin değil mi? Gençken, bizim eski mahalleden arkadaşlarla gazinoya giderdik akşamları. Gazino dönüşü mutlaka işkembeciye uğrardık. Önce şöyle sıcak mis gibi bir kelle paça. Ardından böbrek, ciğer, dalak, mumbar, Allah ne verdiyse girişirdik. Tabii gençtik daha o zamanlar. Bıraktık şimdi o işleri. Kazinoya falan gittiğimiz yok yani, yanlış anlamayın. Zaten seviyede acayip düşmüş. Nerede bizim zamanımızın gazinoları, nerede şimdikiler? Çıkarıyorlar şimdi ne diyor belirsiz birini şarkıcı diye. Vur patlasın, çal oynasın. Karı kız peşinde bir sürü hırbo. Neymiş? Eğleniyorlarmış. Yok ben böyle oturamıyorum Gülüm. Benim bir şeyler yapmam lazım. Sakin ol. Polisler ellerinden geleni yapıyorlar zaten. Sen ne yapabilirsin ki? Ne bileyim gerekirse sokak sokak çıkarırım kardeşim yani. Böyle eli kolu bağlı. Anlıyorum ama bari sen böyle yapma. Bak Melek ablanın halini görüyorsun.
Sorun da o ya zaten. Onun için hiçbir şey yapamıyorum. Melek ablan için bir şey yapmak istiyorsan lütfen sükunetini koru. Onun en çok sana ihtiyacı var. Sen de böyle yaparsan o kadıncağız ne yapsın? Kardeşime bir şey olursa kendimi asla affetmeyeceğim Gülüm. Kendine haksızlık ediyorsun. Bu olanlarda senin hiçbir suçun yok. Pislik herif var ya. Ben musallat ettim onu başımıza. Hadi açıl. Deli kadın gelmeden buradan gitmem lazım. Hadi, hadi. Eyvah. Bunu görmemeli. Geldim yavrum, geldim. Oh, kuyuda su bitmiş. Ta ileriki çeşmeye kadar yürüdüm. Ah canım, uyumuş. Yoruldu tabii. Olsun, ben ıhlamuru kaynatırım. Uyanınca ılık ılık içer. Bu ne böyle? Leyla? Yoksa sen kaçmaya mı kalktın? Bana bak. Öyle anneyi kandırmak yok. Cezasını çekersin. Uyanınca konuşacağız. Vallahi ne iyi geldi kokoreç, değil mi Tülay Hanım? Evet, sağ olun getirdiğiniz için. Aman efendim, rica ederim. Ne demek? Şuraya 2 dakika otursak mı acaba? Soluklanırız ha? Olur. Ah, ah. Sandalla ağızlaşılmadık bu denizlere zamanında. Balığa falan mı çıkardınız? Yok canım, balık falan değil. Arkadaşın küçük bir sandalı vardı. Öyle zevkine yani. Bir keresinde hiç unutmam. Bir arkadaşımız vardı. Adı Fevzi. En küçüğümüz. Denizden de korkuyor. Arkadaşlarla anlaştık. Bunu sandaldan denize atacağız. Çocuğun haberi yok ama. Denizden bir korkuyor, bir korkuyor. Su kazanmasındaki Manolya değil mi lan bu? Hadi bu. Bırakmadı mıydı kazını ya? Ne zamandır görünmüyor. Fevzi denizde çığlık çığlığa. Kurtarın beni. Çıkarın beni buradan. Kurtarın beni filan diye. Şerefsizler filan böyle. Nasıl korkuyor biliyor musun? Nasıl korkuyor? Tülay Hanım, sizin var mı böyle deniz korkunuz filan? Benim gitmem lazım. Ne oldu ya? Birden bir problem mi var? Ya istemeden bir şey mi söyledim sizi kıracak? Lan ne dedim ben şimdi ya? Ne dedim ya? Nerede adam? Durumu nasıl? Durumu ağır gibiydi. Kendinde değildi. Ambulansa da haber verdim Kenan Bey. İyi yapmışsın. Peki kim bu adam? Tanıyor muyuz? Yok, bu civarları hiç görmedim. Zaten ağırda yattığını görünce şaşırdım kaldım. Allah Allah. İşte burada beyim. Yok kimse. Bu nasıl olur? Az önce buradaydım. Durumu nasıldı? Kalkıp gidebilecek bir halde miydi? Vallahi baygın yatıyordu. Durumu da çok kötüydü. Allah Allah. Eğer dediğin gibiyse fazla uzaklaşmış olamaz. Gel bir de dışarı bakalım.
biri görecek. Gel şöyle. Hatırlıyorsun. Hatırlamasam seni nasıl arayıp çık diyeceğim oradan? Nasıl yani? Hepsi oyun muydu? Tabii ki değildi. Sen öyle yüzüğü gösterince kafamda şimşekler çaktı birden. Her şeyi hatırladım. Ne bakıyorsun öyle? Yalan mı söylüyorum? Yok bir şey. Yok. Kenan seni aramaya buraya geliyor. Hemen buradan gitmen lazım. Halimi görmüyor musun? Ayakta zor duruyorum. Bu halde nereye gideyim? Taksi çağırayım sana. Arzu. Herkes peşimde. Melih'i gördün işte. Adam ortak olduğumuzdan emin. Selim kazasında parmağım ne oldu? Çıkar ortaya yakında. Bir de Elif çıktı şimdi. Elif'e ne oldu? Kaçıldı mı anlamadım. Kaza oldu. Kafasına taş geldi. Ben de panikledim, hastaneye götürdüm. Sonra halamı çağırdım. Başında dursun diye. Kızı almış. Ortadan kaybolmuş. Şimdi kayıp. Kız da yok. Ben yaptım sanıyorlar. Bana yardım etmen lazım Arzu. Nasıl biriydi? Tanıdık mıydı? Daha önce hiç buralarda gördün mü? Yok beyim, ilk defa görüyorum. Şöyle uzun boylu, iri yapılı, kel kafalı bir adamdı. Merhaba, Arzu Emiroğlu'na bakmıştım. Hastanın yakını mısınız? Evet, arkadaşım olur kendisi. Nasıl durumu? Bakın, şuradaki beyefendi hastanın eşi. İsterseniz onu sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. Pardon hemşire. Bu adam kimdi? Size ne sordu? Arzu Hanım'ın arkadaşıymış. Görüşmek istediğini söyledi. Arkadaşı mı? Evet. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. Kaçtı göz arasında, nereye gitti anlamadım ki. İsterseniz sağa sola bir daha bakayım. Sen işine bak, ben hallederim. Ne yapayım peki, ne istiyorsun? Senin yüzünden benim de mi başım belaya girsin? Bilmiyorum. Ama bana yardım etmen lazım. Kenan ya da başka biri seni görürse fena çuvallarız. Hemen buradan gitmen lazım. Nasıl gideyim Arzu? Görmüyor musun halimi? Ayakta zor duruyorum. Hani o taktik ha? Hani birbirimize yardım edecektik? Yani? Bak. Sen hastanede yatarken ben çok uğraştım. Gittim o yüzüğü buldum. Sana getirdim. Bir işine yarar diye. Bir delil olur diye. Bir şeyler yap. Ha? Hiç değilse bugünlük. Sakla beni. Gel benimle. Al iç. Canım istemiyor. Hadi iç. Senin için kaynattım. Hem seninle konuşmamız gereken bir mevzu var. Beni çok üzdün Leyla. Ne oldu ki? Ne yaptım ki ben? Neden buradan kaçmaya çalıştın? Ben bir şey yapmadım. Bak bir de bana yalan söylüyorsun. Ben sana böyle mi terbiye verdim? O delik hep vardı. Geldiğimizde de vardı. Üstündeki ceket düşmüş. Yeni gördün. Bana yalan söyleme. Ben yapmadım. Anne. Ah, Leyla'm. Ağlama yavrum.
Ağlama bir tane. Ben seni hiç üzmek ister miyim? Ha? Canım. Ne olur ağlama evladım. Leyla'm, kuzum. Oh. Alo, Arzu, ne oldu kızım? Nasıl? Yolunu mu kaybettin? Neredesin şimdi? Ormanlık yolda mısın? Kızım neresi tarif et bana. Ne çiftliği? Zeytinlik mi var? Neresi ki orası? Neyse tamam, sen orada dur, bir yere ayrılma. Arzu. Kızım duyuyor musun beni? Hay Allah, şarjı bitti galiba. Ne oluyor anne? Arzu kaybolmuş. Emin misin Arzu? Bu şekilde he? Başımıza iş almayalım. Merak etme. Biraz sonra beni aramaya çıkarlar zaten. Bekle biraz. Bir başına nasıl gitmiş öyle uzaklara Ali Hanım? Kiraz, sen hemen Sadık'a haber ver. Orman yol boyunca her yeri arasın. Tamam Ali Hanım, şu tarafa gittiydi. Ben hemen söylerim. Sadık! Anne ben de diğer taraftaki yola bakayım. Tamam kızım. Gonca, sen de İpek'le git. Tabii Ali Hanım. Ha bu arada Arzu'nun şarjı bitti galiba. Telefonla ararsanız ulaşamayabilirsiniz. Tamam anne, bakacağız artık. Hadi Gonca. Hadi Kenan, aç şu telefonunu. Kimse yok, hadi. İyice baktın mı? Hadi, kimse görmeden içeri girelim. Dayanmaya çalış biraz. Nereye geldik ki Gonca? Hayır, o haliyle nasıl gelebildi ki buraya kadar? Vallahi ben de anlamadım. Yürürken daldı herhalde. Hayır yani. Tarif edilen yeri ben mi yanlış anladım, annem mi anlatamadı? Yok işte. Acaba tekrardan arasak mı? Hı hı. Şansımızı deneyelim en azından. Yok, hala ulaşılamıyor. Hay Allah ya. Abim değil mi o? Evet o. İpek hayırdır, ne oluyor? Sorma abi. Yengem aradı. Yolunu kaybetmiş, kaybolmuş. Nasıl? Sana ulaşamayınca biz çıktık aramaya. Geledi. Acele et. İn şu merdivenlerden.
Oy bittim. Yer yarıldı, içine girdi mübarek. Aa, Kiraz hayırdır, ne bu halin? Aman sorma. Bu evin derdi tasası hiç bitmiyor ki. Ay ne oldu? Arzu Hanım yok. Kayıp. Aa. Ya. Dolaşmaya çıkmış. Sonra yolunu kaybetmiş. Aliye Hanım Sinem'e söyle Tuğçe'ye göz kulak olsun dedi. Onu oyalasın, dışarı salmasın dedi. Aman gülüm. Ona mukayyet ol da bir de onu düşünmek zorunda kalmayalım. Tamam tamam, sen merak etme, ben unuttum zaten onu. Da nerede herkes? Aliye Hanım verandada. İyi hadi gel bakalım. Hiçbir yere kıpırdayım deme. Çıtını bile çıkartma. Ben hemen yukarı çıkıp geleceğim. Şu başıma açtığım işlere bak. Selim, sen mi geldin? Görmemişim. Ben de yeni geldim eve. Hava almaya çıkmıştım. Yolumu kaybettim. Yolunu mu kaybettin? Her yer birbirine benziyor. Ama neyse ki buldum evi. Arasaydın keşke. Aradım ama sonra şarjım da bitti. Kimse de yok evde. Beni aramaya çıktılar herhalde. Arayıp haber verelim o zaman. Hah, gerek yok, bak annem orada. Efendim anne. Oğlum kaç kere aradım seni, bir türlü ulaşamadık. Arzu. Biliyorum anne, haberim var. İpeklerle karşılaştım. Hala eve dönmedi değil mi? Yok oğlum yok. Başına bir iş gelmese bari. Aa Kenan geldi geldi. Neredesin kızım sen? Anneciğim. Oğlum kapatıyorum ben. Sen ipekleri al eve dön. Tamam anne. Kızım tek başına niye çıkıyorsun dışarı? Öldük öldük dirildik. Anneciğim çok özür dilerim. Hava alayım diye biraz dışarı çıktım. Bir baktım hiçbir yeri tanımıyorum. Şarjım da bitti. O kadar korktum ki. Bu halinle haber vermeden evden çıkmak da ne demek? Haklısınız, bilemedim. Yanlış bir yola saptım herhalde. Sonra fark ettim ki eve çok yakınmışım. Kesin bir yol varmış. Sizi de boşuna telaşlandırdım. Bir daha sakın böyle bir hareket yapma Arzu. Çok affedersiniz anneciğim. Bir daha olmaz. Neden zahmet ettin? Sağ ol. Ne zahmeti Gülnur? Uyanıyor galiba. Kim ki bu? Dursan ben bakarım. Elif'im, kızım. Tamam ablacığım. Melek. Elif'im yok. Kızım yok. Ağlama kardeşim. Ağlama. Tam kardeşinin oludayken şimdi de kızını kaybetti. Nerede benim Elif'im? Kızım nerede? Ağlama Melek. Sen hiç merak etme. Yeğenimi bulup getireceğim sana. Elif'imizi bulacağım. Thank you.
Buradan kaçmam lazım. Uf. Ama o da çok küçük. Bu kadın da hep başımda. Beni kızına benzetti herhalde. Ağladığımda çok kötü oldu. Of, keşke bu teyzenin yerinde annem olsaydı. Bana gene masal anlatsaydı. Sonra kötü kalpli cadı macera açtı olmayı büyülü bir eve hapsetmiş. Ya, oradan nasıl kaçmış peki Tombi? İçine hapsolduğu bu kocaman çilek talebi yemeğe kıyamamış tabii. Çilek yer mi? Bayılırım. Çilek ev ya. Yese çıkacak. Ama onun yerine onun aklına başka bir fikir gelmiş. Nasıl? Tombik masanın üstündeki bıçakla çilek eve kendisinin oradan çıkabileceği kadar bir pencere açmış. Sonra oradaki parçaları da çantasına koymuş. Böylece hem çilek parçalarını kaybetmemiş hem de oradan kaçabilmiş. Allah'tan kötü bir şey olmadı. Yoksa ne yapardık? Hayır yani aklı yerinde değil ki. Aman aman Allah korudu vallahi. Ne bilelim kızın buralarda olduğunu. Öyle bir yer söyledin ki bize. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Zeytinliklerin orayı nasıl tarif ettiğini anlamış değilim. Bir gariplik var. Orası buraya çok uzak. Ama sen buradaydım diyorsun. Tuhaf. Bilmiyorum ki Selim. Sağıma baktım, soluma baktım. Her tarafta zeytin ağaçları. Zaten her tarafı ağaç. Nasıl tarif edeyim ki? Tamam artık. Neyse ne. Çok şükür geri geldi ya. Müsaadenizle ben odama çıkacağım. Çok yoruldum, biraz dinleneyim. Kenan, çok özür dilerim. Herkesi telaşlandırdım galiba. Galiba mı? Bu kadar insan seferber oldu. Alıp başını gitmişsin. Bu halinde nasıl çıkar gidersin? Üzgünüm Kenan. Hem alıp başımı gitmedim ki. Yürüyüşe çıkmıştım. Kaybolacak kadar nerelere gittin acaba? Kenan. Ne oluyor? Niye bağırıyorsun bu kadar? Sen karışma anne. Cevap ver bana. Neredeydin? Neydi bu şimdi? Ne oluyor ya? Ardiye'deki laflar evini sanki. Evet, Ardiye'den geldi. Ben bir gidip bakayım. Durun Selim. Çekilin siz şöyle. Allah Allah. Anlarız şimdi.